Merhaba, iyi günler. Bugün eksik olan da Jack London'ı işleyeceğiz. Martin Eden adlı eserini. Hoş geldin diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Bugün Alp'le beraberiz yine. Jack London 1876-1916 yılları arasında yaşıyor. Martin Eden ise en belki de güçlü romanlarından bir tanesi. Benim şahsen okuduğum romanlar içinde ilk 5 sıraya girebilecek kalitede bir roman olarak görüyorum. Hayatımı derinden etkilemişti seneler önce okuduğumda. Çok iradeli, sürekli bir mücadeleci ve mücadele üzerine yazılar yazan bir yazardan bahsediyoruz, Jack London. Kendi hayatı da aslında öyle oluyor. Çok çocukluk yılları yoksullukla geçiyor ve üvey babası onu yetiştiriyor. 14 yaşında hayata atılıyor, okulunu bırakıyor ve kendi kendini yetiştiren bir karakter Jack London. Tekrardan belirli süreçler sonrasında liseye dönüş yapıyor. Auckland kütüphanesinde, halk kütüphanesinde kendini yetiştiriyor. Sosyalist yürüyüşlere katılıyor. O sosyalist yürüyüşlerde tanıştığı insanlardan Marx, Nietzsche'yi, Herbert Spencer, Martin Eden'ın da baş düşünürlerinden biri aslında, etkileyen, karakteri etkileyen diyebiliriz. Onlarla tanışıyor ve adeta sınıf atlıyor zaten. Kendi hayatında da Martin Eden'a çok yakın şeyler yaşamış. Birazcık Kazancakis'in zorba karakterini anımsatıyor. Aynı zamanda Hemingway'in eserlerindeki tuttuğunu koparan savaşçı karakterleri anlatıyor, hatırlatıyor, anımsatıyor. Jack London ne işe girdiyse sonuna kadar gitmiş, müthiş bir irade koymuş. Bunların arasında illegal olan şeyler de var. İstakoz, korsan istakoz diyor. İstiride. İstiride avı gibi. Onun dışında altın avına gidiyor, tam bir serüvenci. Yüksek tırmanışlarda bulunuyor, keşif tırmanışlarında bulunuyor Alaska'da. Orada küçücük bir kulübede yaşadığı bir dönem var. Gemide işçilik serüvenleri var. Yine kitapta geçen kolalı gömleklerle ilgili çamaşırhanede çalıştığı bir dönem var. Dolayısıyla hemen her işi hayatın içinde yapıyor ve hayattan öğrendikleri de en az okudukları kadar onun gelişimini sağlıyor. Böyle bir giriş yapayım Jack London'la ilgili. Bu tabii dolu dolu oldu. Tabii buradan da kültür tarih sohbetlerinin Jack London'la ilgili yaptığı programa da bir selam gönderelim. Hakikaten evet, çok bilgi vericiydi, çok güzel programdı. Yani Jack London'ı eğer merak ediyorsanız kesinlikle o programı dinlemenizi de tavsiye ederim. Ben çok zevk aldım dinlerken. Şeyi söylemeyi unuttum, bu kadar bilgi arası ki çok doğal. Mançurya'da mesela savaş muhabirliği de yapıyor. Yani çok güzel bir cümle söyledi Ömer, benim bilmediğim, Jack London'ın söylediği, kitapta da yazmayan. Şey demiş, insanın amacı var olmak değil, yaşamaktır. Aslında bu Jack London'ın ve ona binaen de Martin Eden karakterinin aslında bütün hayat felsefesini anlatan bir şey. Yani hani varoluşsal olarak işte anlam sorgulamalarına girip işte gitme, tam tersi hani hayat duygulardan onu hani ne verdiyse o şekilde yaşamaktan ibaret. Dolayısıyla nereye giriyorsan onu ama sonuna kadar yap, sonuna kadar o duygularını hisset. Zaten yaptığında o işi ve yaşayarak yapma ve düşünmediğinde, duygularını hareket ettiğinde zaten hayatı yaşamış oluyorsun. Hayatta zaten yaşamak için geldik diyor. Küçük bir parantez açarsak bu psikanalitik bakış açısını da hatırlatıyor. Hı hı. Arzuladığımız kadar hareket edebiliyoruz ve eylemlere geçtiğimiz kadar yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü yeni amaçlar buluyoruz. Bu amaçlar ulaştığımız zaman önemini genelde kaybediyor. Sonra yerine yenilerini koymamız gerekiyor. Ama daha zeki, sorgulayan, irdeleyen karakterler bir zaman sonra bu amaçların anlamını kaybedeceğini bildiği için yaşamamayı da seçebiliyorlar. Aynen. Kitapta da bunun benzeri var. Şuradan başlayalım. Aslında Martin Eden kitabı böyle bir 500 sayfalık bir kitap. Ve Jack London'ın diğer kitaplarına hiç benzemiyor. Yani diğer işte Vahşete Çağrı, Beyaz Diş, benim şu aklıma gelenler. Bayağı kitabı var bildiğim kadarıyla. Bunlara daha çok böyle sembolik öğeler var. Ve kurtlar üzerinden, hayvanlar üzerinden bir anlatım var. Fakat bu kitabı, Martin Eden kitabı daha çok bir varoluşsal, bireyselci, biraz da aşk içinde olan ve tamamen bir kişi üzerinden ve ruh hali üzerinden giden bir kitap. Çok realist de bir kitap olarak görebiliriz. Bir de orada şeyi ekleyelim. Küçüklüğümüzde elimize ulaşan Jack London'ın işte Beyaz Dişini ben okumuştum, Vahşete Çağrı. Bunların orijinalleri var, bir de kısaltılmış halleri var. Onlar çocukluktan itibaren insanlara ulaşabiliyor ve çok verimli geçiyor. Çünkü serüven kitapları bunlar, çocukların çok çekici bulduğu. Bir de Demir Ökçe gibi, Martin Eden gibi daha sonraki yaşlarda daha çok hayatımızı değiştiren, etkileyebilen kitapları var.
O yüzden Martin Eden o konuda biraz daha farklı bir kitabı dediğin gibi senin de. Öyle. Yazım tarzı olarak tabii biz çok Rus edebiyatına bir ara girdiğimiz için tabii çok alıştım artık. Yani Tolstoy, işte Dostoyevski, Gogol vesaire vesaire. Jack London'ın yazım tarzı daha rahat. Yani daha aynı akıcılıkta ama daha çabuk oluyor, öyle söyleyeyim, olaylar. Yani ben daha bir hızlı buldum. Fakat şöyle bir eleştiride bulunmak istiyorum. Yani okumuştum zaten seneler önce de, bir daha bir insan karıştırma ihtiyacı duyuyor. Çok sonu çok tahmin edilebilir. O benim biraz hoşuma gitmedi. Bir de çok aynı Tolstoy'un dirilişindeki gibi çok şey bitiyor. Birden böyle kitap bitiyor. Hı. Hani hemen hızlı bağlıyor kitabın sonunu. Ama daha dirilişte didaktik bir yorumla biterken burada bizi soru işaretlerine bırakıyor. Onu da ekleyeyim. Evet, o doğru. Yani bir çok düşündürücü bir son. Kesinlikle. Bir kaybediyor mu, kazanıyor evet mu karakter? Şöyle, evet, haklısın. Şöyle düzelteyim cümlemi. Tolstoy'da direkt bu böyledir, bundan olmuştur diye bir cümleyle bitiriyor ve size bir düşünme alanı açmazken Martin Eden kitabının bitişinde bir soruyla bitiriyor aslında. Büyük bir soru hatta. Yani hayatımız boyunca da unutamadığımız bir sorgulama. Aynen. Ona sonradan gelelim ama tabii. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Bu şey çok olay bazlı gidiyor. Bence diğer eserleriyle de ortak noktası o. Martin Eden'de de karakter sürekli bir eylem insanı ve bu eylemler sonucunda kişiliğinde büyük boyutlanmalar, değişimler, kesinlikle zıtlaşmalar oluyor. Bu aslında Robert McKee'nin ben senaryo seminerlerine katıldığımda da İşte ilk anlatılan şeylerden biri, senaryoda karakter geliştirmek için belirli eylemler olacak. Yola çıktığında karakter özellikleri zıttını doğuracak, yaratacak. Ve bunlar ne kadar boyutlanırsa karakterimiz o kadar boyutlu, o kadar güçlü bir karaktere dönüşüyor. Hı hı. Martin Eden'da aslında yaptığı olaylar, iradesini koyduktan sonra müthiş bir zıttına doğru bir değişim yaşıyor. Bence kitabı bu da çok realist ve çekici hale getiriyor. Evet, kesinlikle katılıyorum. Martin Eden çok renkli bir karakter, bahsettiğin gibi. Aslında kitabın açılışında şöyle bir şey fark ediyorsunuz. Şimdi Martin Eden karakteri çok düşünen bir karakter. Ama çok hızlı düşünüyor ve milisaniyede olduğu bir ortamda işte karşı tarafın bakışından, gözaltındaki kızarıklıktan, tepkisinden, giydiği kıyafetten, olduğu bölümden, seçtiği kelimelerden inanılmaz anlamlar çıkarıp kişiyle ilgili bilgi depolayan bir şey. Çok zeki. Oradaki alıntıyı da bitirince ben okuyayım size. Tabii okursun. Evet, aynen, lütfen. Çok zeki bir karakter. Ve şöyle bir şey oluyor. Hayal gücü gerçek zamanın önünde gidiyor. Yani kitapta gerçek zamanda o anda işte yeni bir insanlar tanışmış. Ruth denen karakterin ailesi tanışmış. Bu da şöyle olmuş. Arthur diye bir adam var. Ruth'un abisi bir kavgaya girecekken Martin, işte işçi sınıfında olan Martin onu kurtarıyor. Arthur da Burjuvazi'ye ait olan Arthur ve ailesi de onu eve davet ediyor teşekkür etmek için. Aslında kitap böyle başlıyor. Ve orada o aileyi incelerken işte evdeki tabloları, insan reaksiyonlarını, hayal gücü o kadar ileri gidiyor ki zamanın. Bir taraftan dinliyor insanları, bir taraftan orada değil ve bunu çok hissediyorsunuz. Aslında çok ben ona şöyle bir isim taktım, komplikatör. Yani hayatı çok komplike hale getiren bir tarzı da var. Çünkü aklından biner şey geçiyor. Bu cümleyi söylersem karşı taraf böyle anlayabilir ya da işte şunu mesela ne bileyim, yemek sorduklarında önce mi alayım, sonra mı alayım, işte enginarı mı önce alayım, diğerini mi sonra. Yani çok düşünmekten aslında hayatını zorlaştıran bir tip. Bir taraftan çok büyük bir hayal gücü, çok güzel bir analiz yeteneği ama bir taraftan da çok düşünmenin getirdiği işte kolay şeyleri bile yapamama veya sıra belirleyememe hali var. Ama bu sadece kitabın başında var. Sonra bütün o hayatında yaptığı şeyleri gördüğünüzde Martin Eden'in kopardığını, her şeyi bir yere girdiğinde bunu bitirdiğini, hiçbir şeyi bırakmadığını ve çok çalışkan olduğunu ve bir karar verdiğini, onu yerine getirebildiğini görüyorsunuz. Çok üstün bir iradeyle. Kesinlikle. Son bir cümle söyleyeceğim, sonra alıntıyı okursun Martin'le ilgili. O da şu, Ayfer Tunç'un programında şöyle bir şey söylemişti Ayfer Tunç. Ona da selam olsun buradan. Sait Faik'le ilgili. Sait Faik şey demiş, bana öyle bir kibrit çöpü getirin, onun hakkında bile size bir hikaye yazayım. Bu bence Martin Eden'in karakterine çok uyan bir şey. Yani çok çabuk üretebilen, çok yaratıcı bir kişilik olduğu için daha kitabın başında bundan iyi bir yazar olabileceğini hissediyorsunuz. O açıdan benim çok hoşuma gitti. İstiyorsan Martin Eden'in anlatan şeyi de girebiliriz alıntıya. O da burada, şurada. Onu da demin senin söylediklerin doğrultusunda tam oturan, yaratıcılığını anlatan bir alıntı. Martin bir arptı. Bildiği tüm hayat ve bilinci o arpın telleriydi. Ve müzik bir sel gibi tellerin üzerine dökülüp onları anılar ve düşlerle titreştiren bir rüzgardı. Martin sadece hissetmiyordu. Algılar ve duygular biçim, renk ve parlaklıkla donanıyor, hayal gücünün yettiği kadarıyla yücelmiş ve sihirli bir biçimde ete kemiğe bürünüp somutlaşıyordu. Yani burada ne kadar yaratıcı olduğunu gösteriyor ama eserlerinde de her zaman hayatında yaşadıkları şeyleri kullanıyor.
böyle bir durumda var. Yani gerçeklerden de yola. Çünkü hep klasik şey tartışması vardır ya, çok küçük değinelim istersen. Yazar yaşadıklarını ne kadar işin içine katmalı, ne kadar kurguyu katmalı. İkisinin arasında çok büyük bir sınır yok. Bence Martin Eden'da da onu görüyoruz. Yaşadıklarını yazsa bile içinde zaten otobiyografik öğeler ne kadar fazla olsa da bu kitapta. Çok var. Yeni kurgulara yol açıyor. Çünkü hissettiğin şeyler her zaman günlük hayattaki eylemlerin ve yaptığın şeylerden daha derin durumlar yazarken ifade ediyor. Kesinlikle. Bu yüzden yazma serüveni daha mı gerçek, daha mı hayal ürünü? Bu çok büyük bir tartışma konusu. Neyin gerçek olduğunun tartışma konusu olduğu gibi diyelim. Şimdi böyle başından gidelim. Bu sınıfsal çatışmaya bence girerken... Tamam, tabii. O ne olduğunu anlatalım. İlk başta burjuva çevresine giren bir gemilerde çalışan bir işçiden bahsediyoruz. Burada Ruth ve Ruth'un Mr. Butler var, nişanlamak istedikleri. Aylık 30 bin dolar kazanıyor. Çok büyük bir para o zamanın 1900'lü yıllardan bahsediyoruz ve başından bahsediyoruz. Dolayısıyla çok zengin bir adamdan, burjuva'dan bahsediyoruz. Ve burada işte senin söylediğin çatal nasıl tutulur, bıçak nasıl tutulur gibi burjuva alaka eleştirileri de var aslında. Tabii bunda Martin karakteri bunu farkında değil. Başta farkında değil. Yani onlara yaranmak istiyor. O çevreye girmek için bir tutku. Çünkü orası özenilecek bir anlam onun için. Tamlık fantazisi diyebiliriz. Tamam. İşte bir manevi gelince önemli bir nokta bile diyebiliriz. O yüzden oradan başlıyor zaten hikayemiz ve sonra bir yükselme çabası. Çünkü Ruth'a hem ulaşmak için ona aşık oluyor. Aşık olmasıyla ilgili, ilk gördüğüyle ilgili de çok güzel bir alıntı sen not almışsın. İstersen onu da okuyabilirsin. Hı hı. İstersen oku, öyle devam edelim. Şimdi alıntı nerede oldu bilmiyorum. Sen konuş, oku. Tamam, o sırada ben devam edeyim. Bu aşkın verdiği gururla diyelim ve iradeyle artık o çevreye girmek için her şeyi yapmaya karar veriyor. Ne yapacak? O çevreye girebilmek için çok okuyacak. Bedeniyle hep yorulduğunu, hep çalıştığını, aslında sömürüldüğünü ve yaratıcılığını yaptığı çalışmaların etkilediğini kitabın ilerleyen kısımlarına göreceğiz. Mecbur geçinmek için yaptığı işte bulaşıkçılık, işte kolalı gömlek ütülemek gibi, işte orada yine çamaşırhanede çalışması gibi. Ve buralarda yaratıcılığı sıfıra iniyor çünkü vakti yok. Sadece içmeye vakit var. Orada Joe diye bir karakter var. Çok aslında önemli bir karakter. Bahsetmek ister misin? Tabii biraz hızlı gittik. Tamam, Joe'yu da o zaman Joe'yu anlatayım, sonra tekrar başa döneyim. Aslında şöyle, orada Laf Harcın Tembellik Hakkı diye bir kitabı var. 1900'lerde yazdı. Kısaca şuna değiniyor kitapta. İşte İşçi sınıfı işte bu kapitalist sistemde o kadar fazla çalışıyorlar ki eve geldiklerinde bir çok yorulmuş oluyorlar. İki o kadar para kazanmıyorlar. Dolayısıyla da düşünemez hale geliyorlar. Düşünemedikleri için de aslında hiçbir şey sorgulamıyorlar ve köle olarak kalıyorlar. Halbuki her insanın bir tembellik haklı, bir düşünme vakti olmadığı savunuyor. Kitabı çok kısaca özetledim. Oraya hemen örnek verirken yine unutma, aynı yerden devam edeceğiz. Bir de Maxim Gorki'nin anasında bunu işliyor. Bolşevik devrimi olmadan öncesinde. Çalışan işçilerin artık saatler çok fazla hale gelmiş, yoğun hale gelmiş ve alkolik olmaları nedenini, işte hatta kadınları şiddet erkeklerine uygulamasının nedenini bu çalışma temposuna ve ondan sonra zorunlu olarak bunları unutmak için, o yorgunluğu atmak için içilen alkole bağlar. Orada da aynı bir benzer bir şey var. Şimdi ona gelecektim. Kitapta da zaten işte Joe'nun çamaşırhanesine girdiğinde beraber çalıştıklarında işte kolalı gömlek ütüleme, çamaşır yıkama ki bu aslında semi-biyografik kitap deniliyor Martin Eden'e. Çünkü Jack London'la yaptığı bir şey. Yarı biyografik. Yarı biyografik aynen. O kadar çalışıyor ki düşünmeye vakti olmuyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Joe çok çalıştığı için bunu sürekli içki içmeye götürüyor. Ve çok içiyorlar içtiklerinde. Joe bir zaman sonra işte berduşluğu seçiyor. Diyor ki ya ben bu kadar çalışıyorum, bu hayat değil. Deyip berduşluğu seçiyor ve sonra çok zaman sonra karşılaştıklarında Joe şöyle bir şey söylüyor. Martin Eden'e. Ben hayvan gibi çalışırken sana çamaşır yani, gece gündüz 5 saat 6 saat uykuya çalışırken o zaman hayvan gibi içiyordum çünkü hayvan gibi yaşıyordum. Şimdi insan gibi yaşadığım için insanca içiyorum diyor ve orada bir şey eleştirisi var. Yani senin de kitapta bahsettiğin gibi o içki içmenin o bütün o stresten kaçma gibi bir neden olduğunu ve ona bu yüzden aslında çok çalıştığı için o ağırlığı kaldıramadığı için böyle bir şey yaptığını gösteriyor. Orada öyle bir sosyalist demeyeyim de biraz da böyle sol ve bu işte tembel hakkını andıran bir esinti var ki zaten Jack London'da senin bahsettiğin gerçek hayatında işte sosyalizm yürüyüşlerine katıldığını biliyoruz. Çok hikayede ileri gittik, bir geriye sarayım çünkü oradan bir şey söyleyeyim. Ruth karakteri bahsettiğim gibi o evde Arthur karakterinin kız kardeşi ve yemek masasına otururlarken Martin'in aşık olduğu kız. Şimdi orada şöyle bir konu var, bu çok önemli. Bu biz bence
gerçek yani hayatta yaptığımız bir şey. Martin Ruth'a aşık oluyor ama Ruth o kadar tanımadan aşık oluyor. Bu hepimizin aslında yaptığı bir şey bence. Tabii herkes adına konuşmayayım ama genelin yaptığı bir şey diyeyim peki. Yani kafamızda bir prens veya prenses var. Bir ideal kişi var ve biz o ideal kişiyle karşımızda gördüğümüzün fiziksel halini oturtmaya çalışıyoruz birbirine. Çünkü fiziksel hal hoşumuza gittiğinde özellikle daha çok erkeklere hani söyleyeyim bu konuda. Belki kadınlar bu konuda erkeklere göre biraz daha avantajlı olabilir veya daha içe yönelik olabilirler. O fiziksel hali beğendikten sonra ya içi de, hani karakteri de, bakışı da, zekası da şöyle olsun, kafamdaki gibi olsun istemiyle bir özellik atfetme. Ve özelliği atfettikten sonra da o işte aşk kavramının oluşması. Fakat sonra tanıdıktan sonra hep şey deriz ya böyle bir yerden sonra, ya hiç tanıdığım gibi biri değilmiş, ya çok değişti falan. Sevmek zamanı filmindeki gibi işte tam. Resmine aşık olan kadın. Ya gibi. Kadın diyorum, adam. Adam. Çok değişti o falan. Halbuki değişmedi. O zaten öyleydi. Sen onu öyle zannediyordun. Çünkü birleştirmeye çalışmıştın. İşte Ruth karakteriyle ilgili Martin'in başta yapmaya çalıştığı çok onu andırıyor bana ki onu zaten sen söyledin. Onu ikna etmek için her şeyi yapıyor. Yani dil bilgisi öğreniyor. İşte konuşmasını değiştiriyor. Genel kültür edinmek için. Çünkü onun karşısında 5 saat uyuyor. 5 saat o kadar günde. Sert bir çalışma temposu. İnanılmaz. Ve her şeyi okuyor eline geçen. Öyle aynen. Bir dönem anlatıyor. Gerçekten kendini yani yükselmek için o hırsa, o arzu bir temel motivasyon oluşturduğu gibi sınıfsal aslında bir değişim de onun için motivasyon. Yani çünkü o serüvenci kişiliğinde anladığımız kadarıyla işte altın aramaya gitmesi, istiride avına çıkması. Bunlar hep şeyi gösteriyor. Olmayan şeyi yapma isteği var zaten Jack London'ın kendisinde. Martin Eden da bunu motivasyon olarak kabul etse de bir başka motivasyonu o çevreyi görmek, gizemli olanı keşfetmek. Bilmediği şeye serüvenle yolculuk yapmak. Aynen. Böyle bir durum var. Müthiş bir bilgi açlığı da var. Mesela benim o çok hoşuma gitti. Yani bir şeyleri öğrenmek istiyor hakikaten ki bu mesela çok eksik bir şey Türkiye'de. Bak o çok onu hatırlattı bana o kitabı okurken. Hani bizde cehalet kavramı ben çok yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Hani her şeye insan o cahil zaten ya. Tamam tabii ki üniversite lisesinden okumak çünkü hep eğitim üzerinden gidiliyor ya. Tabii ki size bir şey katıyor ama bir genel kültür katmıyor size. Yani o sizin kendi yaptığınız şeyle alakalı. Bir de şöyle bir şey var. Cahillik tam olarak ne? Yani her insanın cahil olduğu bir konu var. Bu sizin üniversite gitmenizle veya lise eğitimi almanızla alakası yok. Yani çok basit bir örnek vereceğim. Mesela Martin'e işte Ruth ve ailesi cahil gözle bakıyor. Çünkü işte okumamış okul. İşte kitap okumamış o kadar ve işte çamaşırhanede çalışmış. Ondan sonra tayfa olarak geride çalışmış. İşte halat bağlamış orada bilmem ne. Bilmiyor diyor. Halbuki şöyle bakarsan bir tarafta tamam Ruth ve ailesi işte çok kitap okumuş. İşte hukukla ilgili bir şeyler biliyorlar. İşte tablolar var falan evlerinde ama öbür taraftan da Martin işte halat bağlamayı biliyor. Bir şey demeyeyim, tayfa olduğu zaman o atmosferi biliyor, çamaşırhaneyi biliyor. Yani şöyle bir soru çıkıyor ortaya. İlla bilgi hepimizin böyle hani hayatını etki edebilecek ve bizim bir şekilde etkileyebilecek bilgi mi değerli? Çünkü onun şey bağlaması, işte halat nasıl bağlanır bilmesi veya da çamaşırhanede işte kolalı nasıl ütülenir bilmesi aslında çoğumuzun günlük hayatta hani konuşmada çok kullanmayacağımız, herhalde çok enteres etmeyecek konular. Evet, yani, dağa tırmanmak burada aynı şey olabilir. Bu nasıl bir bilgi türü mesela? Aynen. Futbol oynamak, basket oynamak olabilir. Aynen, onu söylemeye çalışıyorum. Dediğin gibi yani bilgi tartışması, evet bir düşünsel, teorik tarafımız var. Bir de eylemsel öğrenerek yaptığımız şeyler var. Kim daha fazla bilgili? Bir de hepimiz gerçekten çok cahiliz. Onu zaten görüyoruz. Orada birçok insanın çok böyle iktidarlaştırdığımız, entelektüel önem atfettiğimiz kişilerin bu Nobel yazarlarımız içinde mesela Orhan Pamuk'un en son ben haftada konuk edeceğiz kendisini. Can Kozanoğlu'nun kitabında. Orhan Pamuk mesela okuduğu üç kişiden biri de Can Kozanoğlu'ymuş ve şunu söylüyor. Emniyet müdürüyle başkomiserliği aynı karaktere mesela vermiş. Bununla ilgili hemen bir uyarı gelmiş Can Kozanoğlu tarafından. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ne kadar entelektüel, işte bilgili olursak olalım, bırak eylemsel bilgiyi, yani eylemsel yapabileceklerimizin kapasitesini. Teorik bilgilerde bile o iktidarlaştırdığımız birçok insan hiç birçok şey bilmiyor. Sadece belirli kum tanecikleri var belki elinde. Belirli bildiği, belirli ilgi alanları, belirli merak ettiği. Bu demek değil ki daha fazlasını merak etmemeliyiz. Tabii ki merak etmeliyiz ama eylemsel olarak da yaşamalıyız. Bunun bir dengesini kurmalıyız. Bence Martin Eden tam bu öyle bir karakter. Hem çok okuyan hem de hayatın içinde tecrübe kazanan. Oradaki hatta böyle sefalet kitaptaki işte yaşadığı, daha böyle işte nasıl diyeyim, zar zor geçindiği dönemlere baktığımız zaman bundan şikayetçi bir karakter görsek de aslında bunları yaşamaktan hoşnut da bir karakter var. Çünkü bu onun için bir mücadele.
diğer kitaplarında olduğu gibi bir mücadele ve bu mücadele hayatın, yaşamanın kendisi, ulaşmak değil. O mücadelenin içinde, aynı Sisyphos söylevindeki mücadele gibi. Tekrar tekrar tepeye çıkıp, tekrar tekrar inip, tekrar tekrar taşı çıkarmak gibi. Aynısı Martin Eden'de de var. Yani sürekli bir mücadele ve bundan bence haz da duyuyor karakter. Buna bir ekleme yapacağım. Aslında şuna varmaya çalıştım. Yani kültür, genel kültür karşındakini etki edebilecek bir araç mıdır? Yoksa senin hayatına anlam katan, sana çözüm veren bir araç mıdır veya da bir yüce bir şey midir? Yani şimdi bunun da tartışması biraz geliyor. Çünkü şimdi eğer sadece kültür karşıdaki etkilemek ve bak ben ne kadar biliyorum veya da ne bileyim bak ben seni aradığın kişiyim demek için karşıya kullandığın bir şeyse, o zaman işte Ruth ve ailesinin o tabloları bilmeleri, ne bileyim işte şaşalı hukuki kelimeler kullanmaları önemli hale geliyor. Zaten Martin onların karşısında kendini kültürsüz hissediyor ya, değersiz hissediyor. Ama öbür taraftan baktığında belki Martin yaşayarak hayatı öğrendiği için, o işte gemideyken bir sürü gözlem yaptığı için, çamaşırhanedeyken mesela benim bu anlatım tembellik hakkını kendi düşünüyor. O kitabı okuması gerekmiyor o hani bunu anlamak için. Belki de o daha değerli. Çünkü aslında önemli olan senin hayatını etkileyecek bir şey değil. Senin o doğru yolu veya anlamı senin için bulabileceğin bilgiyi edinmek. Bunu nereden edindiğin çok bir önemi yok. Ama sosyal statü içerisine bakarsak kaç kitap okudu, nereye gittin, hangi üniversitesin bakışı olduğu için ki bu çok şey bir bakış açısı, kısıtlayıcı. Bu tip hayati bilgiler geride kalmış oluyor. Bunu niye anlattım? Kitapta bir eleştiri daha var. O çok hoşuma gitti. Şimdi Martin Ruth'un ailesini görüyor. İşte onların hepsi burjuvaya ait ve bir yerden sonra şey fark etmeye başlıyor. Bu burjuva ahlakı var ya senin başında değindin. Bunun ne kadar saçma olduğunu. Nedir burjuva ahlakı? Çok kısa değineyim. İşte ne bileyim bir hanımefendi küfretmez. Bir çatal bıçak şöyle tutulur. İşte bir erkek kesinlikle dirayetli olmalıdır. Bilmem ne. Gibi gibi böyle şablonlar. Anlatabiliyor muyum? Kafada tamamen olan. Ve bu şablon üzerine hareket ediyor. Belki de ama kendi istediği o değil. Veya belki de mesela çok heyecanlanırsın bir yerde. Kadınsındır. Çok heyecanlanırsın ve onu küfretmek gibi veya yani bir şey söylersen. Ama dur ben burjuvaya aitim bunu söylemeyeyim falan. Kendini dizginlemek oluyor. Buna müthiş bir eleştiri var. Martin bundan çok rahatsız oluyor bir yerden sonra. Çünkü şeyi görüyor. Yani bu sosyal bir statüye veya bir çevreye bir özellik atfetmek çok saçma bir şey. Yani başta onları çok yüceleştiriyor senin anlattığın gibi. Hani işte ne bileyim babası, Ruth'un babası işte çok önemli yargıçlar tanıyor. O yargıçları dinliyor. Bunlar çok işte toplumun üst köseminde her şeyi bilen kanaat önderi gibi çok bilgili insanlar deyip onları saygıyla dinliyor. Fakat bir yerden sonra Martin fark ediyor ki ya bunlar o kadar da bir şey bilmiyor. Veya bunların benim oradaki işte işçi sınıfındaki arkadaşlarımdan çok büyük bir farkı yok. Sadece zümre olarak farkı var ama hani baktığınızda hepsi birbirine aynı diyor. Boş. Aynen. Ondan çok rahatsız oluyor. Bu müthiş bir eleştiriydi mesela. Benim çok hoşuma gitmiş kitapta. Onu söylerken tabii şeydeki de dengeyi bir belirtmek isterim. Tabii ki okumanın bize çok fazla kattığı şeyler var. O kesinlikle öyle. Bu nedir? Birçok hayatın kendisinden bir kere o kadar yaşayacak, belki tecrübe edecek zaten zamanımız yok. O yüzden ufkumuzu okuyarak hem genişletiyoruz, hem hayal gücü kurgu olarak, hem analitik düşünme olarak yani bir sürü herhalde faydası var. Bu zaten programı yapmamızdaki amaçlardan bir tanesi de okumayı bu kadar sevmemiz ve yönlendirmemiz. Ama dediğin doğru, bilgi türleri çok farklı. Biz okuyan kesiminde ve teoriye çok kapılan kesiminde bu sefer hayatta başka şeyleri kaçırdığını çok görüyoruz. Ya klasik nerd tiplemeleri vardır ve onların birçok şeyi sosyal olarak gerçekleştiremediğini, aslında ben sizin hayatınızı yaşamak daha çok isterdim diyen nerd tiplemeleriyle de karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla burada da bir denge gözetmekte fayda var diyelim. Herbert Spencer çok fazla geçiyor. Yani aralarda onun eserinden çok etkilendiği o dönemde Jack London. Sosyal Darwinist, onu da söyleyelim. Sosyal Darwinist, Darwin'in teorilerinden ama çok yine etkileniyor. Biyoloji ve her şeyin birbiriyle evrenin bağlantılı olduğunu, her şeyin sürekli bir sirkülasyon halinde, dönüşüm halinde olduğunu. Ve bu Jack London'ın o sırada Martin Eden karakterinin daha doğrusu anlamlandırmasını arttıran ve okuma hevesini çok kamçılayan bir şey, düşünür. Sonrasında yine Nietzsche'ci bir çizgi görüyoruz. Üstün bir insan figürü. İradesini ne yaparsa yapsın dışarıdaki kimseyi görmeden, onları görmezden gelerek yolunda sonuna kadar hedefine giden bir karakter. Hı. Bu da aslında Nietzsche'nin tam söylediği üst insan karakterine uygun bir karakter olduğunu gösteriyor. Diğer kuralları düşünmüyor. Sadece hedefini düşünüyor. Hedefini kendisi yaratıyor. Bununla ilgili kendi kendine oluşturduğu bir amaç var. O yüzden aslında özgür, İradesiyle hareket etmeye çalışan bir karakter var. Hı hı. Bu şekliyle de bireyselciliği çok Nietzsche'ci bir çizgide işliyor diyebiliriz. Çok güzel bir yere değindin. Ben de tam oraya bağlayacaktım aslında. İyi bir uyum oldu. Ya bu bireyselcilikten bahsettin ya. Şimdi Martin Eden tabii
kitapta bir iki sene geçiriyor. Kitap 500 sayfa, burada onu söyleyelim. İki sene içerisinde o kadar fazla kitap okuyor, o kadar fazla yazı yazıyor ve o kadar çok şey dinliyor ki öyle bir kültür seviyesine varıyor ki, genel kültürden bahsediyorum. Çoğu insan onu anlamıyor bile etrafındaki. Zaten işçi sınıfı hiç anlamıyor. Burjuva sınıfı da anlıyor gibi gözüküyor ama onların da anlamadığını görüyor. Ve şöyle bir noktaya geliyor. Ya ben o kadar geliştiriyor ki kendini, karşı tarafı, yani karşıdaki insanları şey, kültürel anlamda sorgulamaya başlıyor ve kitapları insanlara tercih etmeye başlıyor. Şimdi bu cümlede duralım. Bence bu çok önemli bir cümle. Ben dedim diye değil ama çok hayatta bence aşina olduğumuz bir şey. Yani gerçek hayatta da. Ya hayat o kadar enteresan ki bazen mesela küçük bir arkadaşın vardır, bütün bir küçüklüğünü geçirmişsindir, tamam mı? Veya da ailede çok sevdiğin bir kuzenin vardır veya da eski işte sevgilin olsun. Çok anın vardır ama hayatta öyle farklı yönlere gitmişsinizdir ki, veya daha biraz daha radikal davranayım, sen kendini çok geliştirmişsindir. Bu sadece kitap okumak değil. Hayat görüşü olarak, bilmiyorum, karakter olarak hatalarını düzeltmişsindir vesaire vesaire. Geçiyorum onu. Ama karşı taraf yerinde saydıysa bir yerden sonra anlaşamayabilirsin. Çok uzak kalmaya başlarsın ve yalnızlaşırsın ya. Zaten kitapları seçmeye, kitapları insanlara tercih etmeye başlamak her ne kadar seçilmiş bir yalnızlık gibi gözükse de aslında senin itildiğin yer orası. Ve Martin Eden kitabında bunu çok iyi görüyorsun. Hani onu okuyunca direkt benim aklıma bu geldi. Hani birçok bir insan sorar ya işte artık ne bileyim, veya eşinle bile bir olabilir bu. Hani eşinle bir yola çıkmışsındır, evlenmişsindir işte 20'li yaşlarının sonunda veya 30'ların başında ama sonra 50-60 yaşa geldi veya belki de 5 sene içerisinde öyle farklı insan olmuşsunuzdur ki artık onu sevemiyorsunuz. Bu çok hayatın içinde olduğu için Martin Eden'in de hani bunu yaşadığını çok net görüyorsun kitapta zaten. Bunu Ruth'a bağlayacağım, onu söyleyecektim. Hani dedim ya olayın başında, Ruth'a olan aşkı tamamen idealize etmek üzerine kurulu, kafasında bir işte kadın modeli var ve Ruth'u ona oturtuyor. Ruth'u tanımaya başladıkça Ruth'tan soğumaya başlıyor kitapta. Ve burada şunu bana çok sordurdu aşkla ilgili. Yani aşk belki de o bilinmeyene, olması istenene, umut edilene, varsayımına bir şey mi, istek mi, bir aşk mı, anlatabiliyor muyum? Yani o umuda, o potansiyeline, olacağı kişiye mi aşık oluyorsun, anlatabiliyor muyum? Çünkü bilmediğin zaman varsayımlarla, gizem potansiyelle... Gizem orada, ağzını çok gizem işte, hani o böyledir. Hani zaten görüyorum ben, şunu şunu yaptı, kesin benim dediğim gibi kendini bir de sürekli telkinde bulunuyorsun. Belki de aşk onaydı. Çünkü başta hiçbir şey bilmezken Ruth'la ilgili müthiş bir aşk hissediyordu. Ama okudukça, kendini geliştirdikçe Ruth'la da sürekli konuşuyorlar. Sevgili oluyorlar zaten. Sevgili olduktan sonra da zamanla Ruth'tan koptuğunu görmeye başlıyorsun. Şimdi şeyi de bir buraya sorgulamak istiyorum. Kitap okumak, kitapları insana tercih etmek dedik. Bu çok önemli bir başlık. Oğuz Atay'ın kitaplarında da sanki bunu görürüz. Artık o dünya ve insanın kendi iç dünyası bir zaman sonra daha önemli hale gelebilir. Ve günlük hayattaki konuşma dili galiba ve çok daha işte ticarileşmiş kültür endüstrisinin yer aldığı bir duruma doğru girdiğimiz için hayat olarak yapmak zorunda olduğumuz şeyler bize derin muhabbetlerden alıkoyuyor belki de. Yani düşünsel okuduğumuz, tabii, teorik kitaplardaki okuduğumuz dil gibi olmamaya başlıyor hayat. Ve burada büyük bir çelişki doğuyor. Sen çok daha derin hayatı sorgulamak isteyen bir ruh haline girerken gerçek hayat aslında böyle değil. Gerçek hayat hayal gücüne o kadar da izin vermiyor. Belirli kısıtlamaları, hı-hı, var. Bu kısıtlamaların dışına çıkarsan belirli dışlanmaları göze almak zorundasın. Ve dolayısıyla hayattaki o kitap-insan çelişkisi, her ne kadar buradaki ironik durumda o kitaplar da insanların elinden çıksa bile, günlük hayatı kitap gibi yaşayamıyoruz hiçbir zaman. Tabii ki. Burada bunu bir belirtmek istedim. İstiyorsan, devam etmeyeceksen bir şey ekleyeceğim. Ekle. Burada aklıma şeye geldi. Duygu mu, fikir mi? Mesela ben çok önceleri fikrin daha önemli olduğunu, hani bir fikre önem vermenin önemli olduğunu düşünüyordum ama zamanla değiştim. Şu an mesela duygunun daha önemli oluşum. Şu manada tabii, hani ikisi çok farklı şeyler ve genel bazen iç içe şeyler. İç içe. Genel olarak karşılaştırmayayım da açınca anlayacaksınız demek istedim. Yani şu manada dönüyorum. Programın başında hani bu cehalet kavramından bahsettim ya, hani cahillik çok yanlış kullanılıyor diye. Mesela Türkiye'de bence bu tanı çok yanlış kullanılıyor. Şuradan geleceğim. Önemli olan o kişinin bir şey okumamış olması, üniversite gitmemiş olması değil. Önemli olan o içinde barındırdığı duygu. Hiçbir şey okumamıştır ama iyi niyetlidir. Tamam mı? İşte ne bileyim, bir şeyleri öğrenmek istiyordur, açmak, bilmek istiyordur. Adaletli bir insanlar içinde o bilmemesini hele bu teknoloji çağını kapatır. Ya öyle. Anlatabiliyor muyum? Anadolu kültürünü yarattığı belli zaten bilgi insanlar yok mu? Aşık Veysel ya, gibi. Yani bunlar okuyarak tabii, halk ozanları değil. Eskiden beri var zaten. Bir bilgelikle tabii ki bilgi sahibi olmak arasında temel bir fark var. Onu belirtmek çok iyi olur. Bunu işte biz bunu kaybettik zaten. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani işte hemen bir yorum oluyor. Cahil. Hayır, cahil olmasa alakası yok ki. Sen onu hakikaten hani bir bak bakalım. Hani o iyi niyetliyse onu zaten öğrenir. Veya bir şekilde o adaletle yaklaşırsa öğrenir ama bizde öyle bir şey yok ki. Bilgi
olmasa da olsa da kötü niyetli olduğu için onu çarpıtma. Anlatabiliyor muyum? Asıl problem bu. Kitapta da bununla ilgili Martin Eden'e gene geri dönüş yapacağım. Uyum sağlamakla ait olmak arasındaki farkı da çok iyi gösteriyor. Yani biz tabii ki de hani evrimsel çerçeveden bakarsak tabii ki de uyum sağlamak adına geliştik ama normal sosyal çerçeveden bakarsak aslında ait olma hissi çok önemli bir his. Hatta hatırlarsın Karakter Aşınması adlı bir kitap vardır. Richard Sennett galiba. Onun kitabında işte şeyden bahseder, çok kısa değineyim ona. İşte yeni çağda hiçbir şeye ait olmamak, işte bağımsız olmak, hiçbir yere bağlı olmamak, 3 sene orada çalış, 2 sene orada çalış, sende önemli hiçbir şey yok, sen özgürsün pompalanıyor ama aslında bu büyük bir karakter aşınmasına ve yalnızlığa yol açıyor ve o insanlar çocuklarına da dostluğun değerini, başka değerini... İşler artık çok değişken. Aynen, anlatamayacaklar diyor. Evet. Bu da ona benziyor uyumla aidiyet arası. Martin Eden hiçbir yere ait hissetmiyor. Ne geldiği zümreye ait hissediyor, işçi zümresine, ne başta olmak istediği burjuvazi zümresine ait hissediyor ama ikisine de uyum sağlayabiliyor. Ama ait olmuyor. Dolayısıyla aslında uyum sağlayarak sadece hayatta kalıyoruz. Ama o aidiyet hep eksik kaldı, hep eksik kalıyoruz. Onu müthiş veriyor hissi. Evet, evet, çok çok güzel söyledin. Tabii yükselme dönemini atladık biz. Tekrardan oraya da bir dönelim. Tabii. Yazar olarak yükselmek istiyor ve çeşitli yayınlara, belki yüzlerce, belki binlerce tam bilmiyoruz ama sürekli dergilere, denemeler, öyküler, bir sürü yazı kaleme alıyor. Ve bunların hepsi gözü kapalı okunmadan reddediliyor. Ve en sonunda son yazdığı kitaplardan biri kabul edildiği anda da korkunç bir üne kavuşuyor, zengin oluyor ve diğer bütün kitapları tekrardan öneme kavuşuyor. İşte çeşitli otoriteler tarafından ve oradan da insanlar tarafından. Bu aslında çok bilindik bir hikaye. Genelde insanın teorik üretim yaparken ortaya bir şey koymadan önceki halini ya da görünür hale gelmeden önceki halini kimse umursamıyor. Belki iki kişi, üç kişi, yine Oğuz Atay'dan örnek vereceğim, onun eserlerinin çok kıymetli olduğunu anlıyor. Ama sonraki süreçte yayılınca herkes, Oğuz Atay Türkiye'nin sayılı yazarlarından biri diyor. Bu bir sürü psikolojisi gibi hareket ediyor. Ve bu da Martin Eden'ı hayal kırıklığına uğratan ana faktörlerden biri. Birçok yazarın, hatta sanatçının, ressamın bu olayı zaten yaşadığını, Dostoyevski'nin insancıklardan sonra nasıl ülkesi tarafından adeta duygusal olarak da aforoz edildiğini, eserlerinin ilgi görmediğini biliyoruz. Bukowski'nin kaç yaşından sonra ünlü olduğunu biliyoruz. Nietzsche'nin kitaplarının çok az sayıda basıldığını ve çağın ötesinde gözükmesine rağmen, o öyle iddia etmesine rağmen kimsenin kale almadığını biliyoruz. Ya bunları çok çeşitlendirebiliriz. Van Gogh var, hiç açlık çekiyor, sefalet çekiyor. Ya dolayısıyla bu önemli olan o yaptığı derinlik değil. Yani objektif bakamıyoruz zaten. Otoriteler de çok objektif bakamıyor. Ve sonra bir anda patladıktan sonra da onu o konumlandırmaya oturtuyorlar. Ve artık hani şey ressamlar olur ya, ne çizerse çizsin, isterse bir karalama. Karalama olarak sen o resmi yapmış ol. Ama Abidin Dino'nun resmi olarak o resmi verelim, satışa koyalım. Yine dünya paralar edecektir. İşte böyle bir kültür endüstrisi çağındayız. Her zaman da bu böyle olmuş, görüyoruz. 400 yıl önce de, 300 yıl önce de böyle bir durum varmış. Yani insan seni nasıl görüyorsa, insanların çoğunluğu, sen artık o oluyorsun. Ve Martin Eden bunu görünce çok büyük bir ikiyüzlülük, asıl bunalıma sokan durum bu oluyor. Ve bu çok anlaşılabilir bir şey. Birbirimizi mesleklerimiz üzerinden tanımlıyoruz. Aslında birçok şeyi, belki işte akademik kariyer olabilir, işte ticari belirli girişimler olabilir, çok para kazanma peşinde olabilir. Aslında bunu başkaları için de yapıyoruz. Onların gözünde bir konumlandırılmaya, iyi bir toplumsal statüye, konuştuğumuz gibi seninle diğer programlarda, o statü endişesinde. Aslında bunun için de yapıyoruz. Ve bunun için yaptığımızda o başarıya ulaşırsak ve sorgulayan Martin Eden gibi gerçekten zeki ve duygusal bir kişiliğe sahipsek, o zaman diyoruz ki bu yaptıklarımız hepsi boşmuş. Bunların hepsini biz aslında onların için mi yaptık, onlar için mi yaptık? Eğer onlar için yaptıysak, bunun hiçbir anlamı yokmuş. Çünkü insanlar benim derinliğimi anlayamadı ve ben yine de eksik kaldım. Ben yine hala işte senin de söylediğin gibi kendime ait hissedemiyorum. Çünkü insanlar beni anlamamış ki. Beni popülerleştirmek istemişler. Ondan öncesinde de dışlamışlar. Mevzu bundan ibaret. Bu bana şunu hatırlattı. Bilmiyorum siz yaşıyor musunuz? Mesela bana bu bazen oluyor. Böyle hiç vaktiniz yoktur ama bir şey üretiyorsunuzdur. Ne olursa olsun, çok zevk aldığınız bir şey olsun bu. Ve böyle kaşınmanıza, ne bileyim tuvalet ihtiyacınızı gidermenize,
Ne bileyim işte susamanıza falan sinirlenirsiniz böyle. Ya bu şimdi niye kaşınıyorum ya hani işim var falan. Böyle bir, ama bu şeyin heyecanındandır yani. O kadar içindesinizdir ki o üretimin. Evet. Onu bozacak her şeyi sinirlenirsiniz. Bir de kontrol edemiyorsunuz yani susamak, terlemek falan filan. Şimdi Martin'de o iyi niyeti görüyorsun. Üretmekten asla kaçmayan, uykusundan bölüp kitap müthiş okuyan. Müthiş bir tutku aslında. Müthiş bir tutkusu var üretmekle ilgili, iyi niyetli. Şimdi bu bana şey hatırlattı. Kitabın bir bölümünde şöyle bir yere geliyor Martin. Diyor ki ben bu editörlerin, işte editörler onun yazılarını hepsini reddettikten sonra ben bunların nasıl kafaların çalıştığını anladım. İşte ben onların kabul edeceği şekilde, çünkü çok büyük paraya da ihtiyacı var, büyük bir yoksulluğa düşüyor. O şekilde yazarsam işte 3-4 dolar oradan kazanıp şimdilik anımı çevirebilirim hayatımı. Ve bunu bir iki defa yapıyor ama bundan mutlu olmuyor ve bunu bırakıyor. Çünkü bu dürüst değil. Şimdi orada şöyle bir şey var. Ne pahasına olursa olsun başarı aslında bir Pirus zaferi olur. Yani aslında müthiş bir yıkım olur. Çünkü bu aynı şey gibi. Ne pahasına olursa olsun barış da aslında çok daha büyük bir savaşı yanında getirir. Bu da ona benziyor. Çünkü sen ne pahası olursa onu yaptığında, o amaca ulaşmak için çok büyük bir bedel ödediğinde belki de başarılı olacaksın. Mesela kitaptan gidelim. Martin'den kendi olmayıp başka şekilde yazdığında çok başarılı olacak, çok ünlü olacak ama artık o kişi sen değilsin. Ünlü olan kişi sen değilsin. Senin içinle o kişi farklı. Ve senin portren belki. Evet, aynen. Dorian Gray gibi. O senin portren artık. Ve sen değilsin o. Ve eğer hakikaten yaptığın işte bir kendin olarak değerlerinle, isteyerek, büyük bir dürüstlükle bunu yapmak istiyorsan, o başarıya erişmek istiyorsan, o zaman o şekilde yapman, yani kendin olarak yazman çok daha avantajlı hale geliyor. Yani tabii ki zengin olmak için, ünlü olmak için yazıyorsan o ayrı. Şimdi oradaki o hissi çok iyi veriyor. Martin'in hani o işte kendim için ben bunu yapıyorum, ne pahası olsun yapmıyorum dediği için zaten direniyor. Ve direnirken de üzerine müthiş yükler var. Ben Martin'in dirayetine de hasta oldum. Yani işte Ruth yandan baskı yapıyor, evleneceğiz, sen niye para kazanmıyorsun diyor, işte git iş yap, senin bütün yazılarını zaten reddediyorlar, sen adam olmazsın. Şimdi Ruth'un da büyük bir baskısı var Martin üzerine. Ama Martin yaptığı şeye inanıyor ve şunu söylüyor, ya ben yazılarım belki şu an kabul olmuyor olabilir ama bu onların değersiz olduğunun anlamına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Bir gün başarılı olacaklar, ben eksiğim, ondan oluyor diyor ve ben kendim olarak başarılı olmak istiyorum diyor. Bir şey daha ekleyeceğim, sonra sana bırakacağım. Orada da benim çok hoşuma giden bir kavram daha var ki bu Türkiye'de müthiş eksik bir kavram, o da içgörü kavramı. Yani kendini tanımak, limitlerini bilmek, ne olduğunu bilmek, ona göre haddini aşmadan tepki göstermek veya kendine bir yol çizmek konusu. Şimdi kendini tanıdığı için Martin şöyle bir yorum yapıyor başarısız olunca ki bu çok zor bir şey yapmak bunu. Ya ben bu kadar başarısız oldum ama düşünüyorum ya bu yazdıklarım benim çok acemi, ben daha işin çok başındayım. Kendimi geliştirmeliyim, biraz sakin olmalıyım diyor ve uğraşmaya devam ediyor. Bu müthiş bir kavram çünkü genelde biz bu hataya çok düşüyoruz. Kendini bilmiyorsun ya ben müthişim, harika yazdım ben. Anladın mı? Zaten aşağı annemler de böyle söylüyor falan moduna girip, ki bu çok insancıl bir mod var, bunu hepimiz giriyoruz, ben dahil, sen de dahil. Karşı tarafa sinirlenmeye, kızma, benim önümü kapadı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Tabii ki bazı durumlarda hakikaten önüm kapanıyor veya zorluyorlar, buna girmiyorum ama aslında biraz da insanın kendine şunu sorgulaması gerekiyor. Ben hakikaten düşündüğüm kadar iyi miyim? Biraz beklemeyeyim, neyi geliştirmeliyim? Çünkü böyle bakarsan her zaman geliştirecek bir yan bulursun ve bir şekilde daha iyi ulaşırsın. Sonucunda başarıya ulaşır mısın onu bilmiyorum. O biraz şans faktörü alakalı. Ama en azından içgörü faktörü olduğu için daha dürüst kalırsın, kendine dürüst kalırsın. O yönüyle ben Martin Eden'i çok beğendim. Yani hayıflanmak bir şey getirmiyor. Aslında değindiğin konu o. Yani sürekli bir şey kötü gelse bile, reddedilse bile, bununla ilgili acı duyduğunda da yola devam etmesini biliyor. Bu anlamda çok büyük bir irade, sonuna kadar kovalamak anlamında. Ama bir de tabii sistemin, işte demin söylediğimiz gibi konumlandıran, o insanın yolunu tıkayabilen, derinliklerini anlamayan, daha fazla ticari kültür endüstrisine göre hareket eden yönleri de var. Kitapta bu arada entelektüel aslında birazcık daha sevdiği bir zümre de var. Aralarda o zümreyle oturuyorlar. Evet, aynen. İşte bunların kimisi sosyalist, kimisi daha nihilist, bireyci, kimisi daha evrimle alakalı konuştuğu kişiler. Bir kısmı zengin, bir kısmı değil. Karışık bir kitle, daha böyle boyan bir hayat sanki aynen. Amerika'da yaşıyorlar. Belirli kafelerde oturuyorlar. O konuşmalar çok derinlikli ve kitabı çok zenginleştiren, kitabı bence en güzel kısımları da oralar aynı zamanda. Oralarda çok derin, teorik, felsefik tartışmalar oluyor. Bunu da belirteyim ve o zümre diğer sınıflara dahil değil. Aslında Martin Eden'ın yükseldiği zümreye dahil sanki. Kültürel yüksek bir sınıf. Ama burjuva sınıfı zaten kültürel yüksek bir sınıf halinde olmadığını görüyor. Onların arasında burjuva da olabilir, işçi sınıfından sosyalistler de olabilir. Yani kendini yetiştiren, okuyan kitle toplumun
sınıflarına da dahil olamıyor. Onların içinde bir tanımlama uymuyor. Belki böyle de yorumlayabiliriz o konuşmaları, o tartışmaları ve o insanların fikir alışverişini. Ne dersin bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. Zaten o bohem olan kitleyle, yani o kişilerle geçirdiği zaman hep en sevdiğim, en zevk aldığım zamandı diye bahsediyor. Ve orada zaten orada aydınlanıyor. Yani kişilerin işte geldiği zümreye göre değil veya da sadece kitap okuyarak da değil. Bak o da çok önemli bir şey. Hani aslında niyetine, duygusuna ve nasıl neyi nasıl anlattığına ve karakterine bakarak oradan bir aidiyet hissedebiliyor. Bu da çok güzel bir mesaj. İki şey daha söyleyeceğim kapatmadan önce. Artık sonuna geldik, toparlamamız lazım. Şimdi çok bildiğimiz bir şey kısmı var kitapta. Hani bu Türkiye'de çok konu edilir filmlerde. Hani kız işte Martin'le evlenmek istiyor, Ruth. Ama Martin işte fakir ama gururlu. Hatta öyle söyleyeyim. Ondan sonra ailesi ise işte zengin ve işte evlendirmek istemiyor. Tamam, bu Türkiye çok resmedilir ya, anlatılır böyle. Şimdi orada ailesinin bir ideali var tabii kafasında. Bir koca ideali, bir hayat ideali ve bunu Ruth'a da geçirmiş durumda. Ve Ruth'a baskı yapıyorlar evlenme diye Martin'le. Şimdi iki tane nokta var burada. Birinci nokta, bizim inandığımız o idealler hakikaten bir gün ulaştığımızda bize hakikaten mutluluk getirecek mi? Bu kitapta Martin'in idealine ulaştığında, ki hani o kitap yazar olmak ve saygınlığa erişmek ve Ruth'un onu saygı duyması ulaştığında aslında o yolda giderken, ulaşırken o amacına ne kadar yalnız kaldığını ve amaca ulaştığında da aslında o amacına mutluluk getirmediğini görüyor. Aslında kitabın en güzel mesajlarından biri o. Yani şunu çok sorguluyorum ben. Mesela kitap bitince bunu çok sorguluyorum. Siz de sorgulayın bence. Çok böyle yanıp tutuştuğumuz, işte ben böyle bir insan olmak istiyorum, ben şunu yapmak istiyorum diye böyle etrafı yırttığımız, zorladığımız, kimizden insan kalbini kırdığımız konularda belki de haksız olabiliriz. Yani sonunda geldiğinizde birden aa bu beni mutlu etmedi veya da ya bu doğru değilmiş noktasına varabiliriz. Bunu müthiş veriyor. O beni çok etkiledi. İkincisi de şunu söyleyeceğim. Mutlulukla ilgili işte ailesi ona bir portre çiziyor, tamam mı? Martin işte para kazanmıyor. Ondan sonra çok aylak bir adam. Zaten küfürlü konuşuyor da sırada. Serseri falan filan. Burada şeyi de çok gösteriyor. Şimdi insanları üzmek istemiyorum ama biraz matematize edersen mutluluğu. Şimdi mutlu olmak o kadar zor bir şey ki aslında baktığında. Çok kısa bir sayayım parametreleri. Hani senin sağlığından başlıyor. Yaptığın işi sevmen, seçtiğin işte eşi sevmen, arkadaşlarını sevmen, zaman içerisinde hepinizin eşit derecede gelişmesi, birbirinizi yitirmemeniz, ülkenin durumu, sosyoekonomik durum, ailenin sağlığı. Hadi onları geçtim. Çocuğunun sağlığı, çocuğunun mutlu, çocuğunun yaşayacağı dünya. Ya o kadar çeşitlendirebilirim ki. Şimdi bunu matematiğe dökersen böyle 40 bilim yani denklem gibi oluyor ve hepsinin hani %100 olması veya da %90-80 olması için hani bu şeye benziyor. 100 tane aynı anda zar atacaksın, hepsi 6-6 gelecek. Bu yani matematik olarak mümkün değil. Tabii ki hayat matematikten oluşmuyor ve tabii ki bu parametrelerin hepsinin farklı ağırlıkları var. Tabii ben çok matematikle anlattım ama şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bunun üzerinden işte ideal koca belirlemek, ideal kişi belirlemek ve birinin istediği bir şeye karşı çıkmak, hani hayır bu çok yanlış olacak demek çok yanlış. Çünkü yani bir şekilde mutsuz olacaksın veya mutlu olacaksın ama o kişinin o kararı alması her zaman senin o kişi yerine kararı dikte etmene ve almandan daha önemli. Çünkü sen kendi bir karar aldığında onun ağırlığını taşıyabilirsin bir şeyi. Çünkü sen almışsın kararı ama başkası senin için o kararı aldığında istediğin kararı alamadığın için o hep seninle kalır ve hep düşünürsün. Onun ağırlığını da müthiş anlatıyor ve Ruth onu anlamıyor. Zaten bütün o çektiği acı da Ruth'un sonra olanlarda, onu da anlatmayalım. Bu yüzden benim için bu iki noktası da çok önemliydi Marte'den. Yani gördüğünüz gibi bir sürü konudan bahsettik. Hakikaten çok fazla böyle sorgulamaya iten, bilgi katan, aynı zamanda böyle kolay tartışabileceğiniz bir kitap. O manası ben çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Martin'in yükseldiği, sınıf atladığı dönemde artık konulan resimlerin kim tarafından çizildiğini bilmeyen, işte kültürel aslında boş lagaluga, lakayet laflar edilen, sadece o zümreye ait bilinmez kelimeler olarak geldiği için. Yani içi boş ama dıştan çok şaşalı bir hayat burjuva alakı. Bunu görüyor. Burada yıkılıyor ve bütün bu yükselme çabası ona girdiği yeni zümrede istediğini buldurtmuyor. Burjuva ahlakının müthiş sonrasında bir eleştirisi var kitapta. Ve bireyselliğin de, yani kitabın başından beri her şeye kendini izole eden, sadece kendi hedefine odaklanan bir karakterin, bu hem aşk hem de sınıf atlama, hedefine ulaştıktan sonra bireyselciliğin aslında hiçbir yere çıkmadığını, ancak kolektif belirli paylaşımlarla bir yere varabileceğimizi de anlatan bir sahneyle kitap son buluyor. O sahneyi söylemek istemiyorum. Ama Martin Eden giderken Jack London geliyor. Daha kolektif bir
öyle bir insan sana ortaya çıkıyor. Yani tam cümleyi de söylemiyorum kitabın sonundan spoiler olmasın diye. Yani izole edilen, sadece kendi hedeflerini düşünen, ne kadar irademiz kuvvetli olursa olsun başkalarından izole ve onların düşüncelerinden, onların tepkilerinden izole bir yaşantı da bizi mutlu etmiyor. Burada da dengeli olursak, belirli paylaşımlar edinirsek, kolektif belirli belki mücadelelerde beraber birlikteliği yakalarsak daha mutlu olabileceğimizi kitap öğütlemese bile düşündürüyor diyebilirim. Son cümlemi söyleyeyim, sonra da kapatalım. Aslında bu dediğim bana tamamen şunu hatırlatıyor. Mutluluk saçılması gereken bir tohumdur. Ne kadar etrafına sen mutlu olduğun derecede mutluluk saçabilirsin ama ne kadar o tohumu saçarsan, hani bir mutluysan bir saç, yüz mutluysan yüz saç, o zaman etrafı da mutlu edebilirsen zaten toplu beraber mutlu olursunuz, toplum olarak söylüyorum. Tabii çok ideal ettim şu anda, uçtu bu topik oldu ama doğru. Ama hani ben o çabadan bahsediyorum, tabii ki olmaz ama o çabayı gösterdiğinde, çünkü sen çok mutlu olup toplum tamam mutsuz olduğunda o mutluluğunu gene yaşayamıyorsun. Ama hepiniz belli başlı mutlulukta olduğunuzda, yani biraz gene sosyal devlet, gene mesela biraz İsveç, biraz Almanya kavramına gidiyorum. O zaman o olduğunda o zaman daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat yaşayabiliyorsun. Yani tek başına çok zengin olup veya çok mutlu olup, hadi zenginle mutluluğu birleştirmeyeyim, diğerlerinin olmadığı bir ortamda o mutluluğu gene yaşayamıyorsun. Peki burada kalalım o zaman. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bugün de eksik olanın sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.